Allah sabır versin. Bütün milletimizin vicdanı sızladı, kalbi ağrıdı. Yani herkes acınızı paylaşıyor, bunu söyleyeyim. Allah razı olsun. Yani kalben bunu hissederek insanlarımızın evinden başlayıp, kendi evimizden başlayıp böyle kademe kademe her yerden duyduğumuz duygu bu. Yani evladınızı millet evlat yaptırıyorsunuz. Evet. Allah razı olsun. İkincisi, ben yani hukuk, adalet hususunda zaten hani genel başkanımızın ifadelerini biliyorsunuz. Onları evet. tekrar etmek istemiyorum. Bu anlamda hem onun sözleri doğrultusunda hem de bizim insani tarafımızda bunun araştırılması, hesabının sorulması hepimizin adalet adına, hukuk adına borcumuzdur size karşı. Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun efendim. Hani bu duygumuzu lütfen bilin. Sağ olun. Allah gani gani rahmet etsin. Eşine, çocuklarına, torununuza, torunlarımıza, sizlere, anneciğimize, size, tüm abla, kardeş, hepinize sabır. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Dua ediyoruz. Yani Allah bir daha yaşatmasın. Yani, duacılarla yani. Ülkemiz dönem dönem evet. test oluyor ama gerçekten yakışmıyor ülkemize. Yani böyle delikanlılara, böyle filizi kuvvetli insanları böyle yok eden anlayış memleketimize yakışmıyor. Şimdi bu adalet tecelli etmeyecek anlamına gelmez ki. Adalet işleyecek. Yani bugün şimdi Mudanya'daki konuşmamda söyledim. Adalet hava ve su gibi, ben yaşayamam adaletsiz yani. Siz de yaşayamazsınız. Babamız da annemiz de yaşayamaz. Aynen öyle. Eğer adalet yoksa niye? Evet. Aynen öyle niye anacığım. Yaşayalım? Aynen öyle anacığım. Yani bu adalet tecelli bu etmek zorunda. Etmeli. Bitti. Etmeli. Bitti. Adalet tecelli etmeli. Ondan sonra yanlış anlamayın. A, B, partideki hesap vesaire. Yani ben onlar görülür, konuşulur. Bakılır, altı görünür, üstü anlaşılır, bakılır yani. Bizim koltuk kavgası vardı, ne koltuk sevdası vardı, ne böyle bir hevesi vardı. Çünkü rahattı kafası. Emindi, kimsenin ne koltuğunda kavgası vardı. Herkes kendi kendine gelin güve oldu. Ben içime taş basarak, ben oğlumun toprağıyla duruyorum. Oğlum güzel insan yetiştirmek için, insanları güzel yere çekmek için uğraştı. Öyle. Bu mu olmalıydı sonucu? Sonucu bu mu olmalıydı? Öyle. Böyle. Başınız sağ olsun. Teşekkürler. Ne demek? Biz annemizle babamızla beraberiz. Gelemediğinizi söylediler. Ben de bir sesinizi duyayım istemiştim. Biz eşinizin, evlatlarınızın, sizin hukuk, adalet arayışında biz yalnızlı olacağımızı bilmenizi istiyorum. Burada az önce annemize, babamıza da ifade ettim. Hem genel başkanımızın bu konudaki hassasiyeti ve düşüncelerini biliyorsunuz. Hem onu temsil etmek adına, hem de kişisel olarak da hukuk ve adalet hususundaki kararlılığımız adına Sinan hocamızın, sizlerin hakkını, hukukunu sonuna kadar arayacağımızı ve takipçisi olacağımızı lütfen bilin. Hem bunu beyan etmek için, hem acınızı paylaşmak için, hem Sinan hocamızın bütün milletimizin kalbine girdiğini, vicdanında onun için mücadele edeceğini hissettirdiğini de bilmenizi istiyoruz. Yani annem yani bu duygularımız lütfen sizde kalsın, olsun. Dertleşiriz, sohbet ederiz. Allah şahittir ki koşar geliriz. Çünkü Sinan hocamızın bu olayı memleketi adına çok sorgulanması gereken tarafları var. Hepimizin sorumluluğu. Yani hepimizin sorumluluğu. Bunu hepimizin kabul ettiğini biliniz. Burada il başkanımız, ilçe başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mustafa Bey, hepimiz beraberiz. Herkes aynı duygularını paylaşıyor. Size selamlarını, saygılarını iletiyor. Teşekkür
Aleykümselam. Çok teşekkür ederim. Size de gelen bütün arkadaşlara selamlarımı iletin. Gelişiniz, başsağlığınız, yanımızda duruşunuz bizim için çok değerli, çok kıymetli. Sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Onur duydum kabul ettiğiniz yani, için. Çok teşekkür ederim. İfade ettiğiniz gibi bu bir kişinin değil. Kesinlikle. Kesinlikle. Artık. Herkes elini vicdanına koyacak. Yani biz bunların hukukla, adaletle çözümüne kavuşturamazsak milletçe başımız aşağı eğilir, bak söyleyeyim yani. Milletçe. Evet, evet, çünkü yani bu tür olaylar katledilen, geçmişte de katledilen insanlarımız oldu. Çok kıymetli insanlar. Hala faili meçhul şeklinde kenarda köşede tutuluyor. Ve inanın onlar adına hepimizin başı öne eğiktir. Sinan hocamız için de başımız öne eğilsin istemiyoruz. İnşallah bu konuda hep birlikte çözüm bulacağız. Tekrar yanınızda olduğumuzu, evlatlarınızın yanında olduğumuzu, acınızı paylaştığımızı lütfen bilin. Bir telefon mesafede olduğumuzda bilin. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun efendim.